Peki biz bitkilerle ne yapabiliyoruz alerjiye karşı? Eğer midesinde problem varsa kişinin çok özel bir formülle midedeki bakteri yok etmek gerekir. Bunun için ne var? Midede gastrite sebep olan bakteriye Helicobacter pylori denir. Çok akıllı bir bakteri. Gastrite ülseri sebep olan bakteri akıllı bakteri. Kendini sabun köpüğü gibi bir köpük içerisinde gizler. Mide mukozasını deler. Altına girdikten sonra faaliyetine başlar. İşte bu bakteriyi yok eden çok özel bir formül var. Nedir? Lahana suyu. Lahana suyu. Evet. Bununla ilgili Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesser, Profesör Doktor Miller, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya, Stanford Üniversitesi'nde yüzlerce hastayı tedavi etmişler. Gastrit, ülser, reflüsü olanlar. Lahanayla. Lahanayla. Lahanayı çekiyorsunuz. Tabii ilk önce mutlaka ve mutlaka yani bir doktora gidilmeli. Hani bu tür şikayetler olduğunda işte astımdır, ne bileyim reflüdür. Hani her şikayetimizde önce hani doktora gitmeliyiz. Doktora bunu tabii söyleyelim. Gidecek. Doktora gidecek. Doktor bitkiler eğer ki yalnız, burada kimyasal ilaç verirse mide için gastrit ve ülser reflüye karşı çok çok daha tehlikeli bir hastalığı tetikler. Çünkü kimyasal ilaçlar mide için alınan antibiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakteriyi yok eder. Bu da uzun vadede alerji daha da ağırlaştırır. Daha tehlikeli olur. Kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi. Şimdi her hastalığın mutlaka şifası var. Hani doktorlarımızın da verdiği. Tabii ki ilaçların da yani kökeni bitki zaten. Yani baktığın zaman o da bitki. Eskiden öyleydi. Öyle. Şimdi hep sentetik. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yapılan araştırmalarda yılda 200 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Şimdi ona girmeyelim. O şekilde sohbetimizi evet öyle yönlendirmeyelim bence. Biz alternatif tedaviden bahsediyoruz. Midedeki, yani alternatif tıp tercih edenler olabilir. Bakteriyi, yani orada ne yapabiliriz? Lahana suyuyla. Fakat lahana suyun birleşiminde vitaminler var, mineraller var, enzimler var da eğer kişi evde hazırlar, mikserde çeker, püresini sıkar suyunu içerse birleşimde lahana suyunun çok az miktarda tiyosiyanat var. Eğer kendisi lahana suyunu hazırlar da içerse zamanla guatra sebep olabilir. Biz bunun yan etkisini tiroidi etkiliyor yani. Evet, etkileyebilir yani. Guatra sebep olabilir. Olur değil, olabilir. Herkeste. Olmaz da, olabilir. Yani hipertiroid mi açıyor, hipotiroid mi? Hipertiroid. Hiper. Evet. Hiper. Biz bunu ne yaptık? Özel bir formülle yan tesirini giderdik. Bunu kullandığı zaman lahana suyunu gastrit, ülser, reflüden kurtulur, alerjiden de kurtulur. Gastrit, ülser ve reflüden kurtulmak için lahana suyu tavsiye ediyorsunuz. Nasıl kullanacaklar lahana suyunu? İşte özel bir formül var. 19 bitki içeriyor. Çok özel bir formül geliştirdik.